Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın'dan önemli açıklamalar geldi. Videoya hep beraber bakacağız ve ayrıntılı açıklamalar da var. Video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Mutasyonu virüsün Türkiye'deki yayılımına dikkat çeken Levent Akın öyle bir mutantla karşılaştık ki yayılımı Wuhan'dan dünyaya dağılan virüse göre çok hızlı. 33 ilde saptandık ama tüm illerde bunu saptamak için çalışma sürdürülüyor. Yarın bir başka rakamla karşılaşabiliriz dedi. Ee, Levent Akın bilim kurulu üyesi yani şunu söylemek istiyor Levent Akın biliyorsunuz ki tüm dünyaya koronavirüs Wuhan'dan yayıldı şu anki mutant virüs bu Wuhan'da yayılan virüsten bile çok çok daha hızlı yayılıyor. O yüzden şu an günümüzde bugün Türkiye'de 8 bin vaka varken yarın 10 binlerin üzerinde belki de çok farklı bir rakam görebiliriz dedi bilim kurulu üyesi bir diğer yandan 2021'e dikkat çekti 2021'de çok fazla rahatlayacağımızı düşünmemek lazım dedi aşılama çalışmalarıyla birlikte biraz rahatlama olabileceğini vurgulayan Akın sözlerini şu şekilde sürdürdü İki doz aşılanan nüfusu %65-70'lerde ulaştığı zaman epeyce rahatlamış olacağız ancak bu arada virüs de boş durmuyor virüs de kendi yaşamını sürdürmesi için zaman zaman yeni mutantları ortaya çıkarıyor ve bu yeni mutantların topluma yayılması tekrar ataklar yapıyor ve bununla birlikte karşılaş, karşılıklı bir santranç mücadelesi gibi düşünün. İki tarafta hamle yapıyor ama aşılamayla hiç olmazsa hastalanmaları görürüz ancak ağır vakalar ve hayatını kaybedenlerin sırasının daha az göreceğiz gibi düşüncem var dedi aşılamayla ilgili. Videomuzun sonuna geldik. Sizleri son dakika gelişmelerden haberdar edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.